Gaziantep mutfağından mahluta çorbası. 1 su bardağı kırmızı mercimek, 3 yemek kaşığı bulgur, 3 yemek kaşığı pirinç, 1 adet havuç, 1 adet soğan ve tuz. Terbiyesi için 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı yoğurt. Sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, pul biber ve nane. Evet, şimdi de son yemeğimiz mahluta çorbamız geliyor. Antep yöresine ait en sevdiğimiz çorbalardan. Kesinlikle. Haydi çıkar. Hadi bakalım. Çıkar. Penceremizi ben sana çıkaralım. Bardak bulayım. Nerede bardak? Çıkarttım bir tanecim. Buradan aldım ben. Ver bana. Hı-hı. Bir su bardağı kadar mercimek. Bir su bardağı mercimek. Evet. 3 yemek kaşığı bulgur. Az olmaz değil mi? Ha? Olmaz. Un da girecek ya. Tamam. Oruçluyuz ya. Gözümüz vallahi doymuyor. Aynen öyle. Bir havuç rendesi. Şimdi ben bunu direkt düdüklüye alıyorum. Doğru mu? Evet, bir tane. İşte düdüklün de ne kadar büyükmüş. Yetim doyuran. Çok mu kullanıyorsun? Yani görüldüğü üzere sürekli yemek pişen bir ev. Misafir gelen bir ev. Biz öyle küçük küçük mümkün değil, olmaz yani. O çocuklar içeride ya. Telefonlar çalıyor. Çocuklarım geldi. Çocuklar geldi. Geldi. Aynen. Aa, Musa ablacığım hoş geldin. Hoş geldin. Bu tarafta da. Dönme kamera arkanı. Dönme. Dön. Hoş geldin ikilim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Hadi anneciğim, gelmişken sen rendele. Ben sen zaten rendeyi hiç sevmezsin. Evet, mutfakta en geldi. Süpersin. Mutfakta en sevmediğim iş rende. Kıza direkt iş verdin. Evet, gelirken ben alışkınım ya. Sıkıntı yok, severim yapmayı. Ya nereden geliyorsun? Dışarıdan gezmeden. Ekin hemşire ama hiç benim için sıkıntı yok. Ekin hemşire ama KPSS dershanesine gidiyor ablası. Help me. Bana yardım et, gel. Açılma. Ben bunu açamadım. Ya canım benim. Hemen. Hiç çaktırmıyorum ama. Hemen şöyle açalım. Sen 18 miydin? Evet, 18. Okul? Okul, lise bitti. Şimdi şey yapıyorum işte, hani hemşirelik yapıyorum hem de dershane yazıyorum. Kaç yılısın sen? 97. Hangi ay? Eylül. Bana bak ha, elim belinde ha. Niye? Niye bir sordun? Benim de 98 Aralık Bengü. Nasıl yani, okulu bitirmişsin, hemşirelik yapıyorsun falan. Eylül ya. Ben aralık vermedim kızımı, kıyamadım. Hep bana söyleniyor şu anda. Verseydin diyor, şu an lise 4'tüm deyip söyleniyor. Herhalde o yüzden. Ekin geçen sene üniversite tercihini yapmadı, bu sene yapacak. Hmm. Yani bu sene Allah izin verirse üniversiteye bu sene gidecek. Ekin. Beğenmedin mi? Puanını yani puanımı beğenmemekten değil, ben direkt hemşirelik istiyorum hani kendi alanımda. Şimdi 2 yıllıklara gitsem de bir şey olmayacaktı. Doğru. Dedim hani en azından kendi alanımda uzmanlaşayım. Güzel. Öyle düşündüm yani. Valla ben hiç pişman değilim. Aralık doğumlu ve bir sonraki sezon verdiğim için hiç pişman değilim. Çünkü ay bile fark ediyor. Ha, evet. Kesinlikle, doğru. Kesinlikle. Hemen kuru soğanımızı da ilave ettik. Ben bunu böyle dörde falan bölüyorum hemen. Blenderlayacağım gerçi ama sanki el alışkanlığıyla daha doğrayacağız. Ver onu da bebeğim. Evet, havucumuzu da yeterli anneciğim. Bir tane. Bir tane de havucumuz vardı, bırak oraya. Bunu da koyuyoruz. Bu çorba aslında çok pratik bir çorba. Mahluta mercimeği diyorlar. Evet, yöresel ismi. Mahluta, maltıka yani bunlar yöresel isimlerimiz. Bir şey tuzumuzu, evet, tuzumuzu da ilave edeceğiz. Çok kolay bir çorba. İçine şimdi tuzunu kattıktan sonra pişirme işlemi var. Sonrasında bir terbiye yapacağız, o kadar. Bir de bunun sosunda, tereyağlı salçalı sosuna ilaveten bir de nar ekşisi ilave edeceğiz Nursel'cim. Tamam, olur. Evet, çorbamız pişedi. Yapıyor musun yemek falan? Yapıyorum, çok seviyorum. Ne kadar şey enerjisi güzel kızının ya. Annesi şey annene şu an övgüde bulunayım. Annesi zehir gibi. Kızı zehir gibi. Onun kızı da gibi. Üç kuşak. Valla bak maşallah size. Ayırayım mı? Yumurtaları. Hadi bakalım yumurtanın sarısını ayır. Hadi bakalım. Şey oğlan niye girmedi içeri? Oğlumuza geldi. Neydi oğlunun adı, neydi? Oğlumun adı Umut. Umut gel, seni de gel. Aa, Ergenismus. Gel bakayım. Sağ ol, şimdi 14 yaşında ablası. Bak hareketlere bak. At şöyle saçını.
Şöyle bir kameralara at şöyle bir görsün. Celal abi. Lütfen yani. Bıyıkların mı çıktı senin? Ya Allah! Ne yapıyorsun? Oğlumuzda zehir, TEOG sınavımız vardı. Çok şükür atlattık, bitti ve okulda ilk üçte ablası. O doktor olacak, kızım hemşire. Artık bravo. Sağlık sorunumuz yok yani. Bravo. Nasıl sınıf arkadaşlarınla aran? Sınıf arkadaşlarımla aram iyi. Yani uyumlu bir çocuk musun? Evet, bayağı. Çocuk değilsin artık yani, yetişkinsin. Pardon, özür dilerim. Ya çok güzel ya. Ben bayılıyorum. Aa, sana bir sürprizimiz var. Yani eşinin bir sürprizi var, bizim değil. Ay ben, yani çiçek almak çok güzel bir duygu bu arada yani. Eşin sayesinde biz de faydalanalım. Bir de not vermiş sana. Al oku. Okuyorum çek mı? Kartını. Canım karıcığım, sofranda her zaman bu çiçekler gibi renkli olsun. SSK ne kız? SSK, seni seviyorum karıcığım. Ay Allah'ım ya. Ya. Şey, ben içeriye götüreyim onları. Götürme ya. Kalsın mı? Kalsın, kalsın. Tamam. Yapar mı böyle sürprizler? Yok, çok kibardır gerçekten. Güzel. Yapar. Süper. Vallahi sadece belirli günlerde değil, her zaman için yapar yani. Hakkını yemin. Şey diyeceğim, siz de babanızla böyle şimdi şöyle bir aile fotoğrafı verin bana, dur gel. Hadi gel bakalım. Babanıza verelim. Bir şey söyleyin hadi, ben çekileyim arada. Seni çok seviyoruz, iyi ki varsın süpermenim. Süpermen, o öyle diyor. Sen de söyle. Seni çok seviyorum, iyi ki hayatımızdasın. Öpüyoruz seni buradan. Öpüyoruz. SSK. Ay çok kıskandım ya, çok tatlısınız. Sen de bizi öp falan. Kıskandım sana öyle falan. Ya yok valla Ramazan'da bunu çok fazla yaşıyorum. Ya, her evde hemen hemen yaşıyorum. Özellikle böyle aileler geliyor, kalabalıklar oluyor. Müthişsiniz. Biz zaten Türk milleti olarak böyle bir aile düşünüyoruz. Evet, evet, evet. Yani dediğin gibi geleneklerimize de bağlıyız. Öyle birlikliliği de seviyoruz. Peki şey mi? Böyle hakikaten Ramazan'da ekstra dikkat ediyor musun? Misafir çağırmada, ailede? Kesinlikle. Ailenin. Mutlaka iftarı misafir davet ederim. Biz de misafirliğe gideriz. Bunlar çünkü örf ve adetlerimiz, istiyorum ki çocuklarım da bunları öğrensinler. Doğru. Mursa'cığım, bunun içine birazcık da birazdan çorbamızdan ilave edeceğiz. Ilıştıracağız. Ve çorbanın içine atacağız. Tamam. O zaman biz şu dağınıklarımızdan kurtulalım. Tamam, hazır bir sürü mutfakta yardımcı var. Tamam. Sonrasında terbiyesini geçelim. 5 dakika ihtiyacı var zaten. 5 dakika. Açıp bunu da katalım. Sonra sunumlara geçeriz. Haydi bakalım. Okey. Mutfağımız hazır. Evet. Şimdi sen onu bir blenderlayacaksın. Evet. Sosladıktan önce sonra mı? Çıkaralım. Şundan sonra mı yapıyorsun blenderı? Şimdi de yapabilirim, sonra da yapabilirim. Nursel'cim, bir kepçeyle alalım, ılıştıralım çorbamızı. Normalde böyle bebeklere falan çorba yaparken hep böyle anneler blenderlıyor ya. Ben ona acayip karşıyım. Hani bir çocuk bir şey çiğnemeyi öğrenmeli bence. Evet. İlk etapta belki ama daha sonrasında... Hiç ben vermedim öyle. Hep böyle çatalla ezdim. Hani onun yiyebileceği şekilde davrandım. Ama hiç blender kullanmadım. Evet. Çünkü metal deyince vitamin ölüyor diyorlar. Doğru mu Nüksel? O yüzden herhalde. Ya bilmiyorum ama hani ben daha çok böyle yutma, çiğneme yutma yeteneği çiğneme gelişsin diye yapmadım. Terbiyemiz açıldı. İçinde bir yumurta vardı bunun. 2 yemek kaşığı un. Evet. Ve 3 yemek kaşığı da yoğurdumuz vardı. Aynen. Biraz daha aldık. Normalde böyle şu an yaptığın gibi sos da yapmayabilirsiniz. Şu anda da yenecek kıvamda. Şu bir anda da yenebilir. Ama bu çorbanın özelliği bu. Ve evet, katıyoruz. Sosunu yapacaksın. Hı hı. Ne koyacaksın sosuna? O zaman da şey koyacağız. Tereyağında biber salçası ve normal domates salçasını, hı hı, kavuracağız. Nar ekşisi koyacağız. Pul biber koyacağız. Nane koyacağız. Sonra coz dökeceğiz. Çorbamızı gösterelim kameramıza. Ve bu hali aldık. Şey, biraz daha kaynatıyor musun? Evet, şimdi bir iki taşım kaynadıktan sonra servis kabımızı alabiliriz. Tamam. Bu durumda bütün yemekler bitmiş oluyor. Bundan başlarız sunuma istersen. Olur. Direkt sosunun malzemelerini hazırlayalım. O kaynaya dursun. O zaman en güzel anımız sunumlar gelsin. Gelsin. Buyurun.